Çok sayıda burada çay fabrikası var. Bunları da şimdi artık görmeye başlayacağız. Burada daha ki Artvin, Potsdam'a kadar uzun çay fabrikaları görmeye başlayacağız. Evet. Ofa hoş geldiniz. Sürmeli'den sonra da birçok çay fabrikası ve çay bahçeleriyle yüz yüzeyiz şu anda. Dolayısıyla çay bu bölgede en önemli tarımsal ürün olarak kendini gösteriyor değerli misafirler. Çayın ana vatanı Çin aslında. Çin'de başlıyor çay üreticiliğine. Ondan sonraki dönemde de Hindistan, oradan da İran'ın belli bir bölümü Basra Körfezi bölgesinde. Ondan sonra da Batum'da yetiştiriliyor. Türkiye'de çay üretimi, çay üreticiliği 1917 yılında Ali Rıza Erten tarafından, profesör tarafından, bir ziraatçı tarafından yetiştirebileceği çay Rize bölgesinde gündeme getiriliyor. Ondan sonra da Rize bölgesinde 1932 yılında ilk tohumlar atılıyor. Rize Büyükşehir'e yakın çay vatandaşları dostları gönderiyor. Bu şekilde çay para olarak tekrar kendi karşılığı olarak gelmeye başlıyor. Dolayısıyla bu kadar zahmet sonucunda böyle bir sürece girmiş durumda. Bu da gerçekten bölge halkını şu anda bekleyen sıkıntılardan, sorunlardan bir tanesi olarak kendini gösteriyor değerli misafirler. Böyle bir sorun var bölgede karşılaşılan. Dolayısıyla şu anda insanlar bu sıkıntılarla baş başa. Bir başka sorun da değerli misafirler, çay tarımı yapılırken bilinçsiz tarım yapıldığı ile ilgili de yine sıkıntılar yaşanıyor. Yani çayın biçimi sırasında o sizin makasla çayı nasıl biçtiğiniz de çok önemli. Eğer düzgün biçmezseniz böyle
çıkacağız biliyor musun? Ha böyle. Yürüyerek. Geceleri uyku girmez gözüme, zalim yastık diken oldu yüzüme. Uyuma dedim, uydu neler sözüme. Alnıma yazdığına kamera mı almak istiyorsun? Şimdi videoya çekerken Ayhan diyor burayı kapat diyor. Yüksel burayı görmesin diyor. Benim orada. Doğru. Ayhan da olmadık şeyleri çekiyor. Yalnız Turan da diyor aman diyor orayı kapat Yüksel görmesin diyor. Arada olacak demin, öyle şey. Bıçak aldığımız yerde çay dolduruyorum. Yüksel de geldi. Çay mı dedi? Çay dedim. Doldurayım ben. Şeker istiyor musun? Ne gerek var? Ben şekerim.
İzmir'de bir hafta kalırsam Seferihisar'dayım. Buyur, istediğin zaman. Haberim olsun. Bir hafta kalırsam, bir hafta kalamazsam. Bir gün bir kayınbiraderle akşamına içmeye gidiyorum. Bir gün bir kayınbiraderle akşamına içmeye gidiyoruz. Bir gün bir kayınbiraderle akşamına içmeye gidiyoruz. Sen haftaya gelsene ya. Hafta kayınbiraderle. Geleştene layım. Geleştene layım. Bir hafta kalırsa ancak... Bir hafta kalırsa ancak... Bir hafta kalırsa ancak... Yarın da olduğu için gezdim falan değil. Şimdi dün akşam onu anlattım Aydan'a. Bir de şeyle hesaplamalar yapıyordum. Hadi binelim. Geldik. Bizim evet. Türk rehberi var Atilla. Geldi gelmez ama hoş geldiniz falan. Sizi dedi ben gece kulübüne götüreyim. Tamam götür dedi. Herkes güzel bak versin dedi. Tak tak herkes geldi. 13 kişiyiz. 1300 bak gittik akşam eğlendik falan. Ertesi gün geldik. Bizimkiler hadi bizi gece kulübüne götür. 100 bak. Neyse 15 günlük şeyin yaklaşık 7 günü böyle geçti. 8. gün oldu. İşte Pattaya'ya gittik. Pattaya'ya gidince rehberimiz değişti. Oradan bir tane Hong Kong'lu rehber gönderdiler. Şimdi rehbere dediler ki kız rehber dedi. Dediler şeye götür. Gece kulübüne. Tabii götüreyim dedi. Kız aldı bizi. Götürüyor. Hemen çıkan herkes güzel bahı tak tak veriyor. Ondan sonra bu ne dedi? Giriş parası. Dedik burada giriş parası yok. Eyvah! Kazıklandınız yani. Kazıklandınız. Şurada ne içersen? Ne yersen? Onu orası ödersin. Orada bir şey yok. Alın bedava. Bu var yarın yok. Ben de getireydim görürdüm bunu. Şimdi efeleniyorsun. Doldum ben. Dur. Bak, onu sadece bana gönder. Ya oğlum. Gönlüm oradan donar, öyle bir ana
Kafası var, keçiden daha yanar. Bu gece vuruşun vuruş! Çok sağ ol!